Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy seçim çalışmaları kapsamında eski ve yeni dönem meclis üyeleriyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Teşkilatı ile birlikte seçim çalışmalarına hızla başladı. Erken seçim kararının açıklanmasıyla birlikte hemen harekete geçen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek olan seçimlerde il yönetiminin daha sağlıklı çalışması için her kesimden muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, eski ve yeni dönem meclis üyeleri ve basın camiasıyla buluşuyor. Erken seçim çalışmaları kapsamında eski ve yeni dönem meclis üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yazgı ve İl Başkanı Altınsoy, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için AK Parti'de aday adaylığına başvuru sürecinin 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını, temayül yoklamasının ise 5 Mayıs Cumartesi gününe alındığı bilgisini verdi. Biz göreve başladığımızda şunu söylemiştik, gönüller almaya geldik diye. Bu bir vefa yemeğiydi. Geçmişle geleceği buluşturalım diye başlamıştık. Seçim dönemi hasebiyle denk geldi gibi gözüküyor ama hem seçim çalışmamıza katkıda bulunmak amacıyla sizleri davet ettik. Hem de bu işin asıl amacı şeydi. Geçmişle geleceği bir araya getirelim diye, arkadaşlar birbirini tanısın diye. Epey bir katılım var. Ben katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Tabii önemli bir seçim sürecine girdik. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri bizim için çok önemli. Ben hep şunu gördüm, 2002'den beri partinin içerisindeyim, görev aldım. Her seçim bizim için çok önemliydi. İnanın her önemli seçimden daha önemli bir seçim, 24 Haziran seçimleri. Bunun gayreti ve idraki içerisindeyiz. Hemen göreve geldiğimizden itibaren sahada çalışmalara başladık, esnaf ziyaretlerimizi yaptık, ilçe ziyaretlerimizi yaptık, belediye ziyaretlerimizi yaptık. Köy ziyaretlerine başlayacağız. Bu arada yoğun bir çalışma sergiledik. Ben teşkilatıma teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız bize katkı verdi bu çalışmalarımızda. Ona teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz. Zaman çok daraldı. Bugün bildiğim kadarıyla 53 gün var. 54 gün var. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Aday adaylığı müracaatları biliyorsunuz çarşamba günü saat 19'a kadar uzatıldı. Aday olmak isteyen arkadaşlarımıza buradan tekrar duyurmak istiyorum. Bizim yapmamız gereken şu. Birlik beraberlik içerisinde hep beraber çalışacağız. Biz önceki dönemmiş, yeni dönemmiş diye ayrım yapmayacağız. Bütün arkadaşlarımıza görev vereceğiz. Bize bu konuda katkı sağlamanızı istiyoruz özellikle. Çalışmalarımıza katılmanızı istiyoruz. Benim temel isteğim bu. Bu konuda da ben sizden destek bekliyorum ve katkı sağlayacağınızı da inanıyorum. Şimdi bir devrin belki de dönüşümü olacak. Yüzyıllık bir dönüşüm yaşayacağımıza inanıyoruz. Başkanlık seçimleri gerçekten bizim için çok önemli. Bir ferde ulaşmanın derdinde olmalıyız. Bunu hep beraber yapmalıyız. Burada sadece teşkilat olarak düşünmeyin. Belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle, önceki dönem görev yapmış arkadaşlarımızla bu işi birlikte başarmamız lazım. Oy oranını artırmamız lazım. 4-0 almamız lazım. Bu konuda da iddialıyız. Sahada da bunu görüyoruz zaten. Ben bu katkılarınızı vereceğinize şimdiden inanıyorum ve teşekkür ediyorum. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminde AK Parti'de milletvekili aday adayı olmak için müracaat süreci devam ederken Başkan Yazgı erken seçim kapsamında devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkanımın da belirttiği gibi bu önemli bir seçim. Şimdi göreve geldiğimizden beri 4 sene oldu ve 6. belki 7. seçime giriyoruz. Tabii zor bir dönem, zor bir süreçten geçtik. Ama Allah'a çok şükür seçimlerde elimizden geldiği kadar bütün gücümüzü göstererek sahada çalışmalarımız devam etti. Ve her seferinde de Türkiye'de ilk 5'in içerisine girerek yapmış olduğumuz çalışmaları taçlandırdık. Bunda da aynı şeyi yapacağımıza inanıyorum. Çünkü bu teşkilatımız olarak da, bizler olarak da her türlü seçime hazırız. Bu hazırlık süresi içerisinde yaşayacağımız tabii ki belirli takvimler var.
Bu takvimlerden bir tanesi temayül yoklaması. Bildiğim kadarıyla çarşamba günü cumartesi ertelendi. Ondan sonraki süreçlerde inşallah adaylarımız belli olunca sahada hep beraber çalışmalara devam edeceğiz. O esnada da başkanımızın önderliğinde bu tür kahvaltılar yapmak suretiyle hem teşkilatlarımızla bir arada oluyoruz hem de bu tür çalışmalarımıza başladığımızın görüntüsünü de vermiş oluyoruz. Belediyemiz olarak bizler zaten vermiş olduğumuz sözler vardı. Allah'a çok şükür bunları %90'ını tamamladık. Geri kalan kısmını da inşallah bu sene tamamlayacağız ve seçimlere hazır bir noktaya getireceğiz. Özellikle kenar mahallelerden başladığımız, daha önceki senelerde biliyorsunuz asfalt çalışmalarına, bu sene merkezden başlayarak devam edeceğiz. Biz yani belediyenin çalışmalarını nerede kaldıysak, ne yapıyorsak aynı şekilde devam edeceğiz. Daha da artarak, daha da hızlanarak bunları yapacağız. Burada sizlerden isteğimiz ve ricamız şu, mutlaka vatandaşlarımızın talepleri, istekleri olacaktır. Bunları yerine getirmek bizlerin boynunun borcu. Çünkü bunlar için bu görevlerdeyiz. Fakat herkesin her an, her dakikada istediği yerine getirilemeyebilir. Bunlar bir program dahilinde, bir standart dahilinde yapılacağını sizlerin de özellikle belirtmesini isteriz. Burada önemli olan iki konu var. Birincisi Cumhurbaşkanlığımızın seçimi. Allah nasip ederse biz Aksaray'da çok iyi derece alacağımıza inanıyoruz. MHP ile yaptığımız bu ittifak vesilesiyle matematiksel olarak topladığınızda %90'ların üzerinde bir oy görünüyor. Biz bunu rahat alırız Cumhurbaşkanlığı seçimimizde. Az önce de belirttiği gibi Sayın İl Başkanımızın milletvekilliğinde de 4-0'ı biz burada almak istiyoruz. Bunun için de sizlerin bizlere destek olarak sahada, çünkü sizler varsınız. Sizler hem vekillerimizi anlatacaksınız, hem belediyemizin çalışmalarını anlatacaksınız. Hem Cumhurbaşkanımızı tabii ki hepimiz biliyoruz ama ondan da bahsederek, yeni bir sisteme geçtiğimizden de bahsederek her noktada, her gittiğimiz yerde bunları belirtmemiz gerekiyor. Bu bizlerin üzerine düşen bir görev. Bunun dışında tabii şunu da söylemek istiyorum. Karşı taraf boş durmayacak. Ne CHP'si, ne İYİ Partisi, ne aklınıza ne gelirse karşı tarafın hiçbir argümanı boş durmayacak. Sürekli birçok noktadan saldırı yapacaklar. Çünkü artık bundan sonra başka seçenekleri kalmıyor. Yepyeni bir sisteme geçiliyor ve bu sistemden sonra da bambaşka bir Türkiye'ye oluşacak. Dolayısıyla onların bu saldırılarına karşı da sizlerin ve bizlerin daha dik durmamız ve uyanık olmamız gerekiyor ki bunlara gerekli cevabı gerekli yerlerde vermeniz gerekiyor. Bu teşkilat bazında olsun, vekillik bazında olsun, belediye bazında olsun. Yani biz bir aileyiz, bu aileye zarar verecek herhangi bir söylem, herhangi bir söz, herhangi bir ifadenin kullanıldığında önce sizlerin cevap vermesinin gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum ki sizler bunu anlatmazsanız, sizler bunlardan bahsetmezseniz karşı taraf bunu çok iyi kullanır ve elinden gelen her türlü şeyi yapar. Dediğim gibi çünkü ellerinde başka bir seçenek kalmadı. Bu son seçenek. Ya var olacaklar ya yok olacaklar. Ki şu andaki gösterge yok oluşlarına doğru gidiyor. Yine inşallah Cumhurbaşkanımız 24 Haziran'da seçildikten sonra yepyeni bir Türkiye'ye hep beraber uyanacağız. Ve bundan sonra da bizler zaten gayretli çalışmalarımız devam edecek. Teşkilatımızda da el ele, kol kola, her yerlere giderek her türlü noktada kendimizi ve partimizi ve Cumhurbaşkanımızı da anlatarak en iyi sonuçta, en iyi şekilde sunum yapıp güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Burada başkanım da söylediği gibi eski yeni ayrımı yok. Biz bu geminin içerisindeyiz. Hepimiz hep birlikteyiz. Bugün biz buradayız ama yarın bir başka arkadaşlarımız bizim bulunduğumuz yerlerde görev alır, görevler alacaktır. Bunun hiçbir şeyi yok. Önemli olan partimizin her noktada ve her zaman en iyi derece alması. Ben buna inandığınızı ve bu doğrultuda buralara gelip bizlerle beraber olduğunuza inanıyorum. Tekrar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Aksaray Belediyesi İşkur ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğince düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerlerin sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Aksaray Belediyesi İşkur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen sertifikalı meslek edindirme kursları sona erdi.
Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından hayata geçirilen projelerle girişimcilik kursuna katılan 49, yapı yalıtım kursuna katılan 8, pul ve boncuk dikişi kursuna katılan 25, el sanatları kursuna katılan 50 ve işaret dili kurslarına katılan 76, toplamda 208 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı kurslar sonunda Zincire Medresesi'nin tarihi atmosferinde sertifika töreni düzenlendi. Kadın Koordinasyon Merkezi'nde sosyal kültürel faaliyetlerin yanı sıra nitelikli istihdam yaratmak ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyen hanımefendilere yönelik açılan çeşitli kurslarda Aksaray Belediyesi kurs mekanı ve malzeme ihtiyacını karşılarken Halk Eğitim Merkezi İl Müdürlüğü kurs hocalarının teminini sağladı. İşkur ise kursiyer kadınlara 25 lira harçlık verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın, Neşe Hasibe Yazgın'ın yanı sıra Türkiye Odalar Borsalar Birliği Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, İşkur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı sertifika töreninde açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın, Neşe Hasibe Yazgın, Kadın Koordinasyon Merkezi'nde sosyal ve kültürel faaliyetlerin dışında kadınlarımız için daha fazla ne yapabiliriz düsturuyla açtı kurslar ve çalışmaları anlattı. İlk olarak dedi ki engelli annelerin, engelli çocuklarımızın anneleri sizlerle birlikte bir projeye başlayalım istedik. Hem elimize bir iş yapalım, nakış veyahut da el sanatlarına yönelik bir şeyler yapalım. Bir araya gelmişken de biraz dertleşelim dedik. Şehit annelerimizle bir araya geldik. Hadi dedik hem din üzerine konuşmalar yapalım, aile içi iletişim üzerine konuşmalar yapalım dedik. Cuma günleri onlarla birlikte toplandı. Ve kanserli bayanlarımızdan da, proje hastası olan bayanlarımızdan da talep geldi. Dedi bizim derdimizden olanlarla bizi bir araya getirin dediler. Onlarla birlikte de cumartesi günleri güzel bir programa başladık. Hem elimize el sanatları üzerine bir iş, akabinde de aile içi iletişim, dertlerimizi paylaşmak adına cumartesi günleri toplandık. Çok güzel projelerimiz, çok güzel programlarımız gerçekleşti. Bazen sıkıldık, hadi sinemaya gidelim dedik. Bazen sıkıldık, hadi gezelim, piknik yapalım dedik. Bunlar devam edecek inşallah. Biz bir araya geldikçe, kadınlar bir araya geldikçe daha güzel programlar da yapacağız. Bu arada farklı el sanatları da yapalım dedik. Boncuk işleme üzerine bir proje yaptık. Ve destek almak, birlikte yapalım dedik. İşkur'la yola çıktık. Halk eğitimle yola çıktık. Oradaki bize yardımcı olan Hediye Hanım, Sayın İşkur Müdürümüz, ve halk eğitimden değerli hocalarımız bu konuda çok büyük destek oldular. Diğer işitme engelli kardeşlerimiz için de onlarla daha iyi bir iletişim kurma adına işaret dili eğitimi de başlattık. Bu eğitimler sonucunda da sertifika töreni düzenleyelim dedik. Aynı zamanda bayanın gücünü göstermek adına İzasolo sponsorluğuyla birlikte İşkur başlattığımız bir eğitim oldu. 8 kadınımıza dedik ki hadi kadının gücünü gösterelim, kadının her yerde olduğunu gösterelim diyerek bir okulumuzun yalıtımını yaptık. Çok güzel geçen bir programdı. O programı çok yakından takip ettim. Onlarla birlikte yalıtım yaptık, iskeleye çıktık. O program da çok güzeldi. Şimdi bu arkadaşlarımızın hepsine sertifikalarını vermek için buradayız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Köksal, sertifika töreninde kadınlara hitaben yaptıkları konuşmalarda kurumlar arası işbirliğine değindiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında belediyemizle adeta omuz omuza işbirlikleri içerisinde ciddi çalışmalarımız oldu. Gerek valiliğimiz, gerek belediyemiz, milletvekillerimizin destekleri, sivil toplum kuruluşlarımız, işverenlerimizle işbirlikleri içerisinde geçen sene bir başarı hikayesi yazıldı. 13.523 kişi istihdam edildi. Bu istihdam tek başına olmuyor.
bugünkü adeta belediyemizle yapmış olduğumuz işbirlikteliğinin en güzel örneğini yaşıyoruz. Kaldı ki toplumda dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadınlarımız ve gençlerimiz için bilhassa sayısız projeler gerçekleşiyor. Burada belediyemizin ciddi katkılarından dolayı bir kez daha sizlerin huzurunda hasreten teşekkür etmek istiyorum. Halk Eğitim Merkezi Örme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Milliyetim Müdürlüğümüzün üyesinde bir kurum olarak çok çeşitli kurslar açtık. Açtığımız kurslar pek çoğu protokolü kurslar halinde açıyoruz. Yani kurumlarımızla işbirliği halinde açıyoruz. Burada belediyemizin çok ciddi bir katkısı var. Tam bir uyum içerisinde işbirliği yaptığımız çok değişik alanlar, meslek eğitimlerimiz, el sanatlarımız, kişisel gelişimde diğer pek çok sayamadığımız ismini kurs türleriyle halkımızın ihtiyacı olan kurslar arayıp bulup iş kurum müdürlüğümüzle sayın müdürüm burada çok ciddi katkısı var. İstişare ederek vatandaşımızın ihtiyacını görmeye çalışıyoruz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, girişimciliğin ilk adımı olan kurslara katılan kadınlara ve verilen eğitimlerin önemine değinerek sertifika alan kursiyerlere başarılar diledi. Bir şehirde bütün dinamikler beraber olursa, birlikte hareket ederse çok güzel projeler açığa çıkartıyorlar. Çok güzel sonuçlar elde edilecek çalışmalara imza atıyorlar. Dolayısıyla ben başta iş kurum müdürümüze, halk eğitim müdürümüze bunun için teşekkür ediyorum. Tabii bunun dışında sadece onlar değil, bu işin arkasında esas bir itici güç olan hanımlarımız var. Başta eşim, kendisine teşekkür etmek istiyorum. Aysun Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Hülya Hocamız yanımızda, değerli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları yanımızda. Onların bu işin içerisinde olması bizlere daha çok proje yapmamıza, daha çok imkanlar ortaya koymamıza itici güç oluyor. Bir motor oluyor. Bizler daha fazla ne yapabiliriz, daha çok neyi gerçekleştirebiliriz, hep bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Az önce bahsetti hem müdürüm hem de eşim. Yani herkesinden herkese dokunmak bir kere bizim birinci vazifemiz. Bunu hem havada kararıyor, çabucak hızlı hızlı söyleyeceğim. Müdürümüzün de bahsettiği gibi Cumhurbaşkanımızın da bizlere talimatı, şehirlerimizde dokunmadığınız yer kalmasın, ulaşmadığınız nokta kalmasın. Biz zaten bu doğrultuda, bu düsturda hareket ediyoruz. Bunu yapmak için gayretimiz ve çabamız. Ama sizlerden, bizlerden istekleri ve talepleri doğrultusunda yapacağımız yeni çalışmalar ve hizmetler bize daha güzel projeler yapmaya inşallah ön adım olacaktır. Burada engelli çocuklarımızın aileleri var. Onlar hakikaten çok zor ve meşakkatli günlerinde bizler bir nebze de olsa yanlarında olmak suretiyle onlara destek oluyoruz. Yine onkoloji hastası olan hanımlarımız var, onların yanında olmamız, yine şehit ailelerimize yapmış olduğumuz destekler, yine daha gelirli ailelerimizin kendi evlerinde yapmış olduğu o el işleri, göz nuru eserleri hem satılması hem de değerlendirmesi noktasında yaptığımız çalışmalar var. Halı pazarı bir taraftan devam ediyor. Yine bir taraftan bu tür aktiviteler devam ediyor. Amacımız şu, herkesin mutlu olduğu, memnun olduğu bir uğraşı ortaya koymak. Ve bu uğraşıyla beraber evinin bütçesine de katkıda bulunacak güzel değerler elde edebilmek. Bu vesileyle emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hemen şunu da söylüyorum. Ben arada anketler yaparım böyle. Kendimizi değerlendirmek maksadıyla. Neredeyiz, hangi durumdayız, artımız ne, eksimiz ne? İşte bunu sonra başkan yardımcılarımızla beraber değerlendiririz. Şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Kadınlarımızdan çok pozitif ve çok olumlu geri dönüşler almışız. Memnuniyet neredeyse %80'lere 90'lara varmış. Bunları ben hanımlara başta eşim, değerli sivil toplum kuruluşları, hanımefendiler olmak üzere onlara özel bir alkış istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Konuşmasının ardından sahneden inmeye hazırlanan Başkan Yazgı, kendisine teşekkür etmek için davetler arasında bulunduğu yerden seslenen kursiyer bir hanımın övgü dolu sözleriyle karşılaştı. Nasıl bir vatandan,
Nasibe Hanım'dan hepinizden de Allah bin kere razı olsun. Biz o kadar memnunuz, o kadar... Ama biz de bu işimizin devamını istiyoruz. Siz yeter ki isteyin. He, ama ben köydeyim, ben zor geliyorum. Ben zor geliyorum, köydeyim. Sağ ol, Allah razı olsun. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş, Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Köksal, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifika töreninin sonunda Belediye Başkanı'nın eşi Hasibe Yazgı, yapı yalıtım kursu projesinde İzosolo firmasıyla kursiyerlere malzeme temini sağlayan ve projenin mimarlarından olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı İş Kadını Aysun Akkurt'a teşekkür plaketi takdim etti. Düzenlenen törende kadınlara yönelik hayata geçirdiği başarılı projeler karşısında teşekkür plaketiyle onurlandırılan Aysun Akkurt teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Amacımıza ulaşmış olduk bu plaketle. Bir ödül ama şunun da müjdesini vereyim. Bizim kılıcım olarak attığımız yalıtım projesi 80 ilde başlatıyoruz bunu şu anda. 5 Haziran'da bakanlık nezdinde 80 ilde 800 kadınımıza istihdam vereceğiz. Ve 80 okulumuzda da ben sponsor olmayı kabul ettim. İstediğim bir şeydi bu benim. Başkanım çok teşekkür ederim. İl müdürüm çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hepimiz yanımızdaydınız. Ve arkadaşlarımız da tekrar ikinci bir eğitim aldıktan sonra valimizin de söz verdiği üzere işlerine başlayacaklar. Bu benim için çok kıymetli bir plaketti. Çünkü amacımıza ulaştık diye düşünüyorum. Başkanım size çok teşekkür ederim. Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı sona erdi. Fuarın son gününde yazarlar kitap severlerle buluştu. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen kitap günleri bu yıl ikinci kez ziyaretçilere açıldı. Fuara ilgi bu yıl daha da arttı. Bu yıl pazar pazarı fuar alanında düzenlenen Aksaray Kitap Günleri Fuarı, yüzü aşkın yayın evi ve 70'in üzerinde yazarın katılımıyla kitap severlerle buluştu. Başta gençler olmak üzere her yaştan okuyucunun ilgi gösterdiği fuar 7 gün boyunca birçok söyleşi, panel, şiir dinletileri ve aktiviteye ev sahipliği yaptı. Süleyman Özışık, İclal Aydın, Hayati İnanç, Benhar Sağıroğlu, Kahraman Tazeoğlu gibi isimlerin onur yazarı olduğu fuarda 70'e aşkın birçok şair, yazar ve romancı da okurlarıyla bir araya geldi. İkinci Aksaray Kitap Günleri Fuarı'nın kapanışını Yusuf Berkay Şimşek, Rasim Özden Ören, Asım Gültekin, Tumiçin Çevikoğlu, Sultan Tarlacı, Mete Yarar, Sadık Yalsız Uçanlar ve Sevda Türküsev yaptı. Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Çocuk Festivali sona erdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen ve 23 Nisan Pazartesi günü düzenlenen etkinliklerle başlayan 1. Çocuk Festivali sona erdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından hayata geçirilen ve 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkusuyla Aksaraylı çocukların sevincini pekiştirmek ve çocukların aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşaması hedeflenen festivalde çocuklar aileleriyle birlikte eğlenceli atölye çalışmaları, eğitici parkurlar, müzikaller, tiyatro oyunları, şişme oyun alanları ve rengarenk gösterilerle 7 gün boyunca şenlik havasında unutulmaz bir hafta geçirdi. Bütün etkinliklerin ücretsiz olduğu ve pazar pazarı fuar alanında düzenlenen çocuk festivalinde coşkulu mutlu çocuklarla gülen yüzler ve aileler doyasıya eğlendi. Türkiye'nin en eğlenceli çocuk festivali unvanını alan ve 23-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Aksaray Çocuk Festivali son gününde de ücretsiz film, tiyatro ve müzikal gösterimi, çizgi film karakterleri, bilim gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, çocuk oyunları ve çok sayıda sürprizle kapanış yaptı. Aksaray'ı mutlu çocukların kenti yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çocukların ruhuna dokunan festivali geleneksel hale getirmeyi hedefliyor. Bu yıl 2. Kitap Günleri Fuarı ile aynı alanda düzenlenen 1. Çocuk Festivali'ni yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti.
Aksaray Belediyesi Kurtuluş ve Laleli Mahallesi'nde içme suyu hat yenileme çalışmasına başladı. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından içme suyu ishali hattı yenileme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Aksaray'ın genelinde merkez ve eski yerleşim alanları gibi çalışılması zor bölgelerde hat yenileme çalışmaları yapılıyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş ve Laleli Mahallesi yol güzergahı boyunca politen su borusu döşeme çalışmalarına devam ediyor. Güzergahta 5600 metre boyunda fiziksel ve ekonomik olarak ömrünü doldurmuş bir hat boyunca farklı cinslerde kullanılan boru ve bağlantı noktaları sökülerek yerine yüksek su basıncına dayanıklı içme suyu boruları döşendi. Altyapı çalışmaları kapsamında başlatılan çalışmaları tüm hızıyla sürdüren su ve kanalizasyon ekipleri çalışmayı kısa sürede tamamlayıp halkın sorununu çözmeyi hedefliyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akmek'te çeyiz ürünleri hazırlama kursu büyük bir ilgi görüyor. Aksaray Belediyesi'nin Akmek Merkez binasında açılan el sanatları kurslarına katılan hanımlar, el becerilerini geliştirmenin yanı sıra meslek edinirken çeyiz ürünleri hazırlama kursuna katılan kursiyerler, çocuklar için hazırladıkları çeyizlerle Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen geleneğini de yaşatıyor. Gelenekselle modern kültürü birleştirerek kumaşları dantellerle, küpürlerle, hayalleriyle süsleyerek değişik ürünler yapmayı öğrenen hanımlar, yapmış oldukları ürünleri eğitim merkezi başta olmak üzere isterlerse satıyor, isterlerse kendileri için kullanıyor ya da çocuklar için çeyiz sandığına kaldırıyor. Çeyiz ürünleri hazırlama kursunda Akmek Merkez binada pazartesi ve salı günleri olmak üzere iki grup toplamda 45 hanım eğitim görüyor. Mefruşat sınıfının çok talep gördüğünü söyleyen kurs hocası Kübra Bozkurt güzel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kursum iki gruptan oluşuyor. Pazartesi ve salı günleri Akmek Merkez'de çalışıyorum. Sabah böyle grubumuz var. Yaklaşık olarak 46 öğrencim var Akmek Merkez'de. Bayanlar kendilerine de ürün çıkartıyorlar. Çocuklarına çeyizlikte ürün hazırlıyorlar. Kullandığımız kanepçelerimiz ağırlıklı, dantellerimiz ağırlıklı ama hazır güpürler de kullanıyoruz. Buraya gelen bayanlar hem kendi çocuklarına çeyiz üretiyorlar hem de ürettiklerini satıyorlar, meslek öğreniyorlar. Satış amaçlı da çalışan da çok. Zaten ağırlıklı olarak orta yaş bayanlar geliyor. Çocuklarına çeyiz olarak hazırladıkları için hep de kendi çeyizlerini de kullanıyorlar, kanepçelerini, dantellerini. Hem eskiyi değerlendiriyorlar hem yeni ürün çıkartıyorlar. Hem psikolojik olarak rahatlıyorlar, hem üretmenin sevincini yaşıyorlar, satış yapanlar para kazanıyorlar. Hem de çeyiz hazırlıyorlar dediğim gibi, yine çocuklarını da sevindiriyorlar. Kursumuza gelen öğrencilerimize ve bize bu olanağı sağlayan Akbük Müdürümüze ve özellikle de Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Açılan kurslara katılan kursiyerler yaptıkları birbirinden güzel ve özel ürünlerle ustalara taş çıkarırken böylesi kursların açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür ediyorlar. Genellikle bu kendimize ait şeyler, yani mutfak eşyaları, çeyizler, larlar, mutfak takımlarımız kullanıyoruz. Çocuklarımıza hediye yapıyoruz onlara göre. Daha çok ben hediye amacıyla daha çok yapıyorum arkadaşlara, çocuklara hediye olarak kullanıyorum, veriyorum. Memnunum. Ben genellikle günümü hep Akmek'te geçiriyorum. Haftanın 3 günü buradayım. Daha çok psikolojik olarak da biraz benim psikolojik sorunlarım vardı. Onun için daha çok geliyorum ve burada rahatlıyorum arkadaş ortamda. Bu sohbet hem iş hem sohbet olarak buradan çok memnunuz. Evet, bize bu hizmeti veren Akmek çalışanlara ve belediye başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatları, bu şeyleri tanıdıkları için çok memnunum. Aksaray Belediyesi şehir genelinde altyapı çalışmalarını devam ettirirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ebulfeyiz Elçibey Caddesi'nde asfalt çalışmalarını gerçekleştirdi. Aksaray Belediyesi ekipleri Ebulfeyiz Elçibey ve Ankara Caddesi bağlantısı arasında bir süredir devam eden altyapı çalışmalarını tamamladı ve sıcak asfalt serimine geçti. Müzik
Sağlam altyapı hedefiyle hem temel hem altyapı genişletme planı dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde içme suyunun dağıtımını sağlayan ömrünü tamamlamış asbest borular değiştirilerek yerine kalite standardı yüksek dağıtım ve servis boruları kullanılarak içme suyu hattı tamamen yenilendi. Altyapı çalışmaları tamamlanan Ebulfeyz Elçibey ve Ankara Caddesi üzerinde üst yapı çalışmaları kapsamında orta refüj ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Aksaray Belediyesi ekipleri kent merkezinin en işlek caddelerinden birisi olan güzergahta çalışmaları bir an önce tamamlamak için gece gündüz çalışıyor. Aksaray Belediyesi'nde faaliyet gösteren AKMEK yıl sonu karma sergisini açtı. Aksaray Belediyesi bünyesinde kadınlara yönelik olarak açılan ve nitelikli istihdama katkıda bulunan AKMEK, 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılan kursların yıl sonu karma sergisini açtı. Aksaray Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kursları Merkezi İşbirliği ile açtığı Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi, AKMEK Merkez Bina, AKMEK Sanat Atölyesi ve Ceyha Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde 30 branşta açılan kursları başarıyla bitiren 2500 kursiyerin el emeği göz nuru eseri pazar pazarı fuar alanında sergilendi. Aksaray Belediyesi yıl boyu aralıksız açtığı meslek edindirme kurslarıyla her yaştan ve eğitim düzeyinden çok sayıda kadını eğitiyor, meslek sahibi yapıyor. AKMEK kurslarına katılan kadınlar kişisel birikimlerini ve kültürlerini artırıyor, el sanatları becerilerini geliştiriyor, meslek sahibi oluyor, pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olarak gelir elde ediyor. Aksaray Belediyesi'nin AKMEK bünyesinde ücretsiz olarak düzenlediği kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sergide el işi dikiş nakıştan, kağıt rölyefe, çini işlemeciliğinden takı tasarıma birçok el işi ürünü ziyaretçiler tarafından yakından incelendi. Aksaray Belediyesi 2. Kitap Günleri ve Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında pazar pazar fuar alanında açılan AKMEK 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Karma Sergisi'nde pek çok uygarlığın hüküm sürdüğü Anadolu topraklarından ortaya çıkıp değiştirilip geliştirilen geleneksel el sanatları eserleri tekrar hayat bulurken hanımların birçok branşta hazırladıkları çalışmaları görülmeye şayandı. Aksaray Belediyesi şehrin dört bir yanında yeni yol açma ve asfalt çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında tamamlanmasını hedeflediği asfalt atağı çalışmalarında birçok mahalleyi asfaltla buluşturdu. Aksaray Belediyesi'nin yoğun olarak kent merkezinde sürdürdüğü çalışmalarından geçtiğimiz haftalarda başladığı Taşpazar Mahallesi ile Piri Mehmet Paşa Çarşısı Otopark çevresindeki ana arterlerde asfalt çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan günlük çalışma programı kapsamında Ebulfeyz Elçibey Caddesi, Pir Ali Sultan Caddesi'ne, merkezi mahallelerden kırsal mahallelere, tüm Aksaray genelinde yama, asfalt, kaplama ve yeni yolların açılması gibi ihtiyaca yönelik olarak birbirinden farklı çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Aksaray Belediyesi günlük çalışma programı dahilinde en son yaptığı çalışmayla Taşpazar Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.